Susun da dediği gibi. Bak kanka, sana inanıyorum. Bu kasabada hep tuhaf şeyler sezmişimdir. Biz de kabus görmektense uyanık kalacağız. Ve esrarengiz sırları ortaya çıkartacağız. Bip. Sır. Gizemli sayılar, gizemli tarihler, gizemli semboller. Çok fazla gizemledin. Sıkıldım. Peki o zaman. Esrarengiz teoriler, terslikler ve baykuşlar. O zaman esrarengiz haberler başlasın. Eğer bölümleri izlemediyseniz buradan sonrasında spoiler var, benden söylemesi. Size bu bölümdeki sırları anlatmaya başlamadan önce şunu demem gerekiyor. Her bölümde mutlaka bir şifre olacak ve bu şifreleri toplayanlara çok büyük sürprizlerimiz olabilir. Ya da sürprizleri toplayanların başına büyük belalar açılabilir. Çünkü neden açmayayım? Çok güldüm, ses patladı. Neyse o zaman, haydi sırlara başlayalım. Umut'un İngilizcesi çok iyi. Nice. Beni neden hemen çağırdın admincim? Bize lütfen foreshadowing ne demek açıkla Umutcuğum. He tamam. Foreshadowing önceden ima etmek demektir. Çok zor, cidden sayısal bir zeka isteyen bu anlatım tekniğine göre sana bir şey gösterilir ve sonradan olacaklara dair ipuçları verilir. Teşekkür ederim. Bu ima etme tekniği esrarengiz kasabada da bolca kullanılmıştır. Bakalım nerelerde kullanılmış? Öncelikle bu tekniğin bilinçli bir şekilde kullanıldığını yazar Alex de şurada açıklıyor. Mesela Hayal Kanunsuzu bölümünde Mabel'ın bir gün batımı kazağı giydiğini görüyoruz. Bu kazak hikayemizin aydınlık bir hikayeden daha karanlık bir hikayeye doğru gittiğini sembolize eden bir anlam taşıyor. Ve bölümün ikinci yarısında da Gideon şehri ele geçiriyor. Son günlüğü bulduğum zaman bu kasabayı ben yöneteceğim. Sen de kraliçe olacaksın. Ancak Alex sadece bir tanesini söylüyor. Geri kalanları ise biz anlatalım. Örneğin Bill Cipher'ı 25. bölümde görüyoruz. Hep dediğimiz gibi, Bill'in direkt olarak rol aldığı bölümleri dikkatli izlemek gerekiyor. İşte bu bölümde Bill'in kuklalardan çok hoşlandığını söylediğini görüyoruz. Tek istediğim şey bir kukla. Bir kukla mı? Ve sondaki kıyamet bölümlerinde Bill'in insanları kuklalara çevirdiğine o bölümde imada bulunulmuştur. Yine aynı bölümde Play Bill şeklinde kocaman bir kağıt var. Normalde oyun programı demek olsa da bu kelimeyi Play Bill yani Bill'in oyunu şeklinde de anlayıp bu bölümde olanların Bill'in Dipper'ı ele geçirmesinin Bill'in bir oyunu olduğunu da ima ettiğini düşünebiliriz. Dizinin haricinde biliyorsunuz bir de Dipper'ın Beklenmedik Şeylere Rehberliği adında kısa kısa eğlenceli videolar var. Bunların sonunda garip garip parçalar var. Bu parçaları az sonra dış sesin topladığı gibi doğru bir biçimde toplarsanız şöyle güzel bir görsel elde edeceksiniz. Bu kör göz topluluğunun yani esrarengiz sırları esrarengiz kasaba halkından korumaya çalışan genç McCucket'ın bir cipher korkusu yüzünden kurduğu topluluğun simgesi. Bu sembolün sırları çözmeye en istekli kişi olan Dipper'ın kısa videolarında çıkması, Dipper'ın hareketlerinin kör göz topluluğu tarafından izlendiğine dair bir imada bulunulmuştur. Admin abi, bu kör göz topluluğunun bir üyesi de Umut olabilir mi? Gerçekten çok anlamlı bir laf ama ben bu işe karışmıyorum. Şimdi bir de bu tip şeyler semboller üzerinden nasıl ima edilmiş ona bakalım. Gideon simgesi en başından beri şu gördüğünüz yıldız. Bu sembolü 3 şekilde de ayırdığınız zaman karşınıza üçgen göz çıkıyor. Çok iyi bildiğimiz gibi üçgen göz bir cipher'ın simgesidir. Ancak bu tek başına bir şey ifade etmez. Ancak kıyamet bölümlerine yani dizinin son bölümlerine geldiğimizde Gideon'ın bilin şerifi olduğunu görüyoruz. Şeriflerin simgesinin de yıldız olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani her şey aslında çok önceden ima edilmiş. Peki bu keçi ne alaka? Her yerde karşımıza çıkıyor. Gözleri sizce de Bill'in gözlerine benzemiyor mu? Yoksa keçinin içinden Bill her yeri gözetliyor mu? Keçinin İblisler Kralı'na benzediğini görebilirsiniz. İkisinin de boynuzu kırık. Umut'un İngilizcesi çok iyi. Nice. Admincim yine niye çağırdın beni? Ya bir şey anlatmanı isteyeceğim o yüzden. Lore kelimesini bize açıklar mısın Umut'cum? Lore bir peynirdir. Ha, sanırım kusacağım. Hadi dış ses ya, bitirelim artık şu işi. Şaka ya, tamam. Lore, evren oluşturmak demektir. Yani aslında bir geçmiş oluşturma. Ama hikayede geçmişi sonradan oluşturursan mantık hataları yaparsın. O yüzden en baştan lore'u, yani geçmişi oluşturman gerekir admincim. Teşekkürler Umut'cum. O zaman esrarengiz kasabanın ne kadar mantıklı bir geçmiş oluşturduğuna
Hadi bakalım. Kimilerine göre bir insanın kendi mumdan kopyasını sevmesi garip gelebilir. Çok garip. Sakin ol sus. Mumya Siten. Umarım cennette de mum aşırırsın. Affedersiniz, gözüme sim kaçtı da. Ah kanka. Sizce Siten bir bal mumu heykeline neden bu kadar üzülmüş olabilir? Acaba Siten kendini çok mu seviyordu? Ya da bu çok saçma bir sahne mi? Şunu bilir şunu söylerim. Esrarengiz kasabada hiçbir şey tesadüf değildir. Bu bölümden çok çok sonra Siten'in Ford adında bir ikiz kardeşi olduğunu ve kendisini türlü hatalar sonunda onu kaybettiğini izledik. Siten aslında burada o bal mumu heykeline değil, kardeşini kaybettiğine üzülüyor. Stanford geri dön. Ciddi değildim. Ayrıca yine Siten'in sürekli yarısı görünen bir dövmesi olduğunu biliyoruz. Hatta Dipper'ın bilinmedik şeylere rehberliği kısa bölümlerinden birisi de Siten'in dövmesi üzerineydi. Orada Siten bunun bir dövme olmadığını söylüyordu Dipper'a. Dövmen olmadığını söylediğini sanıyordum. Yok ama senin var. Nasıl yani benim... Yine çok sonra öğrendik ki evet bu bir dövme değilmiş. Kardeşini kaybettiği zaman ateşte sırtına kazınmış. Ve türlü şifre teknikleriyle bunu çözdük. Ve burada ne diyor biliyor musunuz? Arkanı kolla. Adminciğim, sence bunların hepsini düşünmüş olabilir mi? Esrarengiz Kasaba dünyanın en iyi dizisi. Ben bu diziden her şeyi beklerim. Vay canına harika. Şimdi hem dizideki imaların hem de geçmiş bağlantısının çok güçlü olduğuna dair bir örnek vereceğim. Siten'in arabasının plakası bu. Plakanın bir kısmının içine çok basit bir biçimde doldurursak Stanley ismi karşımıza çıkıyor. Ama biz onu hep Stanford olarak tanımıştık. Bu plaka örneği hem ileride bu yalanın ortaya çıkacağını ve Ford'un tekrar gelişini ima ediyor, hem de Siten'in geçmişte Ford'un hayatını ödünç aldığını gösteriyor. Evet, bu olanlar konusunda benim de sorularım var Stanley. Stanley mi? Ama senin adın Stanford. Ne? Adımı mı aldın? Bunca yıldır neler yapıyordun sen taş kafa? Esrarengiz gerçek. Esrarengiz kasaba evreninde aşık hakanla evlenmek yasaldır. Ve eksi 12 dolar vardır. Esrarengiz haberler şimdilik bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Birimizin bayılacağı an mı bu? Siz o işi bana bırakın. O zamana kadar gözüm üzerinizde. Gözüm üzerinizde.